Evrenin sonsuzluğu, gökyüzündeki milyarlarca yıldızla kendini gösterir. İnsanlık tarihinde, bu ışıldayan gök cisimleri, insanoğlunun merak duygusunu uyandırmış ve derin düşüncelere sevk etmiştir. Gökyüzünün gizemli ve büyüleyici görüntüsü, insanların evrende kendi yerlerini aramalarına ve anlam arayışlarına ilham vermiştir. Merak duygusu, insanların bilinmeyene olan arzusunu körükler. Bu arzunun bir sonucu olarak, insanlar çeşitli keşifler yapmış, bilgiyi genişletmiş ve dünyayı anlamaya çalışmışlardır. Ancak, bazı konular, insan zihnini büyülemeye devam etmiştir. Bu konulardan biri de astroloji olmuştur. Astroloji, insanların gökyüzündeki yıldızların konumlarına ve hareketlerine olan ilgisinden doğmuş, eski bir inanç sistemidir. İnsanlar, gök cisimlerinin yaşamlarını etkilediğine inanmış ve bu inanç, astrolojinin doğuşunu ve yayılmasını sağlamıştır. Astroloji, gökyüzündeki yıldızların ve gezegenlerin, insan hayatını ve dünyadaki olayları etkilediğine inanan bir inanç sistemidir. Belirli bir kişinin, doğum zamanındaki yıldız konumlarına ve gezegenlerin konumlarına dayanarak, kişilik özelliklerini, kaderi ve olayları yorumlama pratiklerini içerir. Astrolojinin temel prensibi, gökyüzündeki yıldızların ve gezegenlerin, dünya üzerindeki olayları etkilediği inancına dayanır. Astrolojiye göre, bir kişinin doğum anında gökyüzündeki belirli bir konum, o kişinin kişilik özelliklerini, davranışlarını ve kaderini etkiler. Bu konumlar, doğum haritası olarak adlandırılan bir şemada kaydedilir ve astrologlar bu haritayı yorumlayarak, kişiye özel tavsiyelerde bulunurlar. Astroloji, genellikle 12 burç ve bu burçlara ait gezegenlerin hareketlerine dayanır. Her burcun, belirli kişilik özellikleri ve davranış kalıplarıyla ilişkilendirildiği düşünülür. Ayrıca, gezegenlerin ve burçların birbirleriyle olan ilişkilerini de analiz eder ve bu ilişkilerin, insanların hayatlarına nasıl yansıdığına dair yorumlar yapar. Antik uygarlıklar döneminde, astroloji, insanların gökyüzüne ve yıldızlara olan ilgisinin bir sonucu olarak gelişmiştir. Mezopotamya, Mısır, Çin ve Hindistan gibi eski uygarlıklar, gökyüzündeki yıldızların ve gezegenlerin hareketlerini gözlemleyerek, çeşitli astrolojik sistemler geliştirmişlerdir. Bu uygarlıklar, gökyüzündeki hareketlerin, dünyadaki olayları ve insan hayatını etkilediğine inanmışlardır. Özellikle, tarımsal faaliyetlerin zamanlaması, kraliyet kararları ve savaşlar gibi önemli olayların, gökyüzündeki konumlarla ilişkilendirilmesi, yaygın bir uygulama olmuştur. Antik uygarlıkların astrolojik sistemleri, genellikle mitoloji ve din ile de yakından ilişkilidir. Örneğin, Mezopotamya'da, Sümerler ve Babil uygarlıkları, tanrıların gökyüzündeki hareketlerini izleyerek, geleceği tahmin etmek için astrolojiyi kullanmışlardır. Benzer şekilde, Mısır'da da, Güneş Tanrısı Ra ve diğer tanrıların hareketleri, insanların kaderlerini etkilediğine inanılmıştır. Astroloji, bu uygarlıkların hayatlarının bir parçası olmuş ve toplumsal, kültürel ve dini pratiklerle sıkı bir şekilde entegre olmuştur. Antik Yunan ve Roma döneminde, astroloji önemli bir rol oynamış ve hem bilim hem de kültür alanlarında etkili olmuştur. Yunan ve Roma toplumları, önceki uygarlıklardan aldıkları astroloji geleneğini genişletmiş ve yeni yorumlar getirmişlerdir. Yunan filozofları, astrolojiyi bir bilim olarak ele almış ve gökyüzündeki hareketlerin, insanlar üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Özellikle, antik Yunan döneminde yaşamış olan büyük filozoflar, astrolojiyi evrenin işleyişini anlamaya çalışırken kullanmışlardır. Örneğin, Platon ve Aristoteles gibi filozoflar, gökyüzündeki gezegenlerin ve yıldızların, insan yaşamını etkileyebileceğine dair fikirler ortaya koymuşlardır. Antik Roma'da da astroloji, toplumun önemli bir parçası olmuş ve Roma İmparatorluğu'nun her kesiminde kabul görmüştür. Roma'da astroloji, politik liderlerin ve kralların kararlarını yönlendirmede ve halkın kaderini yorumlamada kullanılmıştır. Astrologlar, Roma İmparatorluğu'nun en yüksek makamlarında danışmanlık yapmış ve astrolojik öğretileri yaymışlardır. Antik Yunan ve Roma döneminde, astroloji aynı zamanda sanat, edebiyat ve mimaride de etkili olmuştur.
mitolojik figürlerin gökyüzündeki hareketlerle ilişkilendirilmesi ve astrolojik sembollerin kullanımı, sanat eserlerinde ve edebi eserlerde sıkça görülmüştür. Ancak, antik Yunan ve Roma'da, astrolojiye olan ilgi, bilimsel bir yaklaşımla değil, daha çok dini ve kültürel inançlarla şekillenmiştir. Bu dönemde, astroloji bir bilim olarak değil, daha çok kaderin ve kozmik güçlerin belirlenmesinde bir araç olarak kabul edilmiştir. Orta Çağ ve Rönesans dönemlerinde astroloji büyük bir öneme sahipti ve Avrupa'da yaygın olarak kabul gördü. Orta Çağ boyunca kilise ve krallık astrolojiyi destekledi ve hatta birçok papaz ve krallık mensubu astrolojiyle ilgileniyordu. Astroloji, toplumun neredeyse her kesimi için önemli bir rol oynadı. Siyasi liderler, krallar, soylular ve halk, gökyüzü hareketlerinin insan hayatını etkilediğine inanıyordu. Astrologlar, danışmanlık yaparak ve kaderleri hakkında kehanetlerde bulunarak toplum içinde büyük bir etkiye sahipti. Orta Çağ boyunca genellikle dini inançlarla iç içe geçmişti ve evrensel düzenin bir parçası olarak kabul ediliyordu. Rönesans döneminde ise bilim ve akıl yürütme alanındaki ilerlemelerle birlikte astrolojiye olan ilgi azalmaya başladı. Rönesans düşünürleri, bilimsel ve entelektüel bir uyanış dönemi olarak kabul edilen bu dönemde astrolojinin temellerini sorguladılar ve eleştirdiler. Özellikle, astronomi bilimi üzerinde yapılan gelişmeler ve gözlem tekniklerindeki ilerlemeler, astrolojiyi sorgulamak için bir zemin oluşturdu. Şimdi, astrolojinin neden bilimsel olarak yanlış olduğunu inceleyelim. Klasik fiziğin keşfi ve astrolojinin yanlışlığının ortaya çıkışı arasında bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü klasik fiziğin gelişimi, gökbilim ve göksel olaylar hakkındaki anlayışımızı büyük ölçüde değiştirdi ve astrolojinin temel prensiplerini sorguladı. Klasik fiziğin keşfi, 17. yüzyılın başlarında Galileo Galilei, Johannes Kepler ve Isaac Newton gibi bilim insanlarının çalışmalarıyla başladı. Bu dönemde evrenin işleyişi hakkında yeni teoriler geliştirildi ve matematiksel olarak ifade edildi. Newton'un kütle çekimi kanunu gibi temel yasalar, gök cisimlerinin hareketlerini ve gezegenlerin yörüngelerini açıklamak için kullanıldı. Newton'un evrensel kütle çekimi yasası, her nesnenin diğer nesneleri kendisine çektiği bir kuvvetle etkileştiğini ifade eder. Bu kuvvet, nesnelerin kütlesi ve aralarındaki mesafe ile belirlenir. Örneğin, Güneş'in ve gezegenlerin hareketleri, birbirlerine uyguladıkları kütle çekimi kuvveti ile belirlenir. Bu yasa, evrenin büyük ölçekteki yapılarını ve gezegenlerin hareketlerini matematiksel olarak açıklamak için kullanılır. Ancak, astrolojinin iddia ettiği çekim kuvveti, Newton'un çekim kuvveti yasasından farklıdır. Astroloji, gök cisimlerinin insan hayatını etkilediğini iddia ederken, bu etkilerin nasıl gerçekleştiğine dair herhangi bir fiziksel mekanizma veya bilimsel kanıt sunamaz. Klasik fiziğin gelişimi, gök cisimlerinin hareketlerini daha iyi anlamamızı sağladı ve astrolojinin temel iddialarını sorgulamamıza neden oldu. Ayrıca, astronomi biliminin gelişmesiyle birlikte, gök cisimlerinin hareketleri daha iyi gözlemlenebilir hale geldi ve astrolojinin temel iddialarının gerçekliği sorgulandı. Klasik fizik, gözlem ve deneylere dayanan, kesin bilimsel prensiplere dayanır. Astroloji ise, bilimsel yöntemlerle test edilemeyen ve doğrulanamayan iddialara dayanır. Gözlemlenebilir, test edilebilir ve tekrarlanabilir olmayan bir iddia sunan astroloji, bilimsel standartlara uymaz. Astronomi ve astroloji, gökyüzü ve gök cisimlerini inceleyen iki farklı disiplindir, ancak bunlar arasında önemli farklar vardır. Astronomi, gözlemler, deneyler ve matematiksel modeller kullanarak evreni inceleyen bir bilim dalıdır. Gökbilimciler, evrenin yapısını, hareketlerini ve oluşumunu anlamak için bilimsel yöntemler kullanırlar. Astroloji ise, gökyüzü gözlemlerine dayanır, ancak bilimsel yöntemlerle değil, mitolojik, mistik veya sembolik yorumlarla bu olayı gerçekleştirir. Astrologlar, retro hareket eden gezegenlerin, insanların hayatlarını etkilediğini iddia ederler. Ancak, bilimsel olarak bu iddia desteklenmez.
retro hareket, bir gezegenin diğer gök cisimlerine göre farklı bir hızda hareket ettiği göreceli bir fenomendir. Gerçekte, gezegenlerin geriye doğru hareket ettiği anlamına gelmez. Astroloji bakımından, bir gezegenin yörüngesindeki değişikliklerin insan yaşamını etkilediği iddia edilir. Ancak, bu iddia bilimsel olarak geçerli değildir. Gezegenlerin yörüngelerindeki değişiklikler, genellikle Dünya üzerinde doğrudan gözlemlenebilir sonuçlar doğurmaz ve insan yaşamı üzerinde öngörülebilir bir etkiye sahip değildir. Astroloji, doğum zamanındaki yıldız konumlarının insanların kişilikleri üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğunu iddia eder. Ancak, bilimsel araştırmalar bu iddiayı desteklemez. Bir kişinin kişiliğini belirleyen faktörler, genetik miras, çevresel etkiler, yaşam deneyimleri ve karmaşık beyin kimyası gibi daha bilimsel açıklamalara dayanır. Astroloji, bir kişinin doğum vaktindeki güneşin burcuna göre kişilik özellikleri ve geleceği hakkında yorumlar yapar. Ancak, bilimsel olarak güneşin konumunun kişilik üzerinde bir etkisi olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. Ayrıca, astroloji birçok kültürde farklı güneş burçları sistemlerine sahiptir, bu da astrolojinin tutarlı bir bilim olmadığını gösterir. Bu nedenlerden dolayı, astrolojinin retro ve gezegen yörüngesi gibi iddiaları, bilimsel olarak desteklenmez ve tamamen spekülatiftir. Astrolojinin bilimsel bir dayanağı olmadığı için, söz konusu iddiaların doğruluğu veya geçerliliği hakkında güvenilir bilimsel kanıtlar bulunmamaktadır. Astroloji, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin dünya üzerindeki olayları ve insan yaşamını etkilediğini iddia eder. Ancak, bu iddia, gök cisimlerinin milyonlarca kilometre uzaklıkta bulunmaları nedeniyle bilimsel olarak mantıklı değildir. Bir gezegenin veya yıldızın uzaklığı, doğrudan etkisinin olmadığı ve insan hayatını belirlemediği anlamına gelir. Astrologlar, gezegen konumlarına ve açılarına dayanarak geleceği öngörebileceklerini iddia ederler. Ancak, bilimsel çalışmalar, astrolojinin öngörü yeteneğinin rastgele tahminlerden farksız olduğunu göstermektedir. Astrolojik tahminlerin güvenirliği ve doğruluğu, bilimsel testlerle ölçülebilir bir seviyede değildir. Astrolojik açıdan etkili olduğu iddia edilen gezegenler, Güneş sistemi içinde oldukça uzakta bulunur. Örneğin, Mars veya Satürn gibi gezegenler, milyonlarca kilometre uzaklıktadır ve bu mesafe, Dünya üzerindeki herhangi bir bireyin yaşamını etkileyebilecek bir etkiye sahip olmaz. Gezegenlerin pozisyonları ve açıları, fiziksel olarak, insan hayatını etkileyecek kadar yakın değildir. Burçlar, astrolojinin temel bileşenlerinden biridir ve astroloji bir inanç sistemidir. Ancak, bilimsel metodolojiye dayalı olarak ele alındığında, burçların insan hayatını etkileyecek bir güce veya gerçekliğe sahip olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Bazı insanlar, burçların onlara rehberlik ettiğine veya kişiliklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olduğuna inanırlar. Bu inançlar, bireylerin kültürel geçmişleri, ailelerinden gelen inançlar veya kişisel deneyimlerine dayanabilir. Bazı insanlar, burçları geleceği öngörmek veya kararlarını desteklemek için bir kılavuz olarak kullanırlar. Burçların sağladığı öngörüler, insanların kendilerini daha güvende hissetmelerine veya yaşadıkları belirsizlikleri azaltmalarına yardımcı olabilir. Birçok kültürde yaygın olarak kabul gören bir fenomen durumuna gelmiştir. Bu nedenle, bazı insanlar burçlara inanarak, sosyal normlara uymak veya popüler kültürün bir parçası olmak isteyebilirler. Burçlar genellikle kişilik özellikleri veya geleceği yorumlamak için kullanılır. Ancak, astrologlar genellikle burçlar hakkında çok genel ve belirsiz ifadeler kullanırlar. Bu genellemeler, herhangi bir kişiye uygulanabilecek kadar esnek ve açık olduğundan, gerçek bir bilimsel temele dayanmazlar. Burçlar, Güneş'in belirli bir zaman diliminde bulunduğu gökyüzündeki konumlarına dayanır. Ancak, astronomik gerçeklerle burçların özellikleri arasında bir uyumsuzluk bulunmaktadır. Örneğin, Güneş burcu olarak bilinen burçlar, gerçek astronomik konumlarıyla örtüşmez.
yıldız haritası, astrolojinin bir parçası olarak, doğum anında, gökyüzündeki gezegenlerin konumlarını ve ilişkilerini gösteren bir grafiktir. Ancak, bilimsel metodolojiye dayalı olarak ele alındığında, yıldız haritalarının bilimsel bir temeli olmadığı ve insan yaşamını etkilediğine dair hiçbir kanıt bulunmadığı görülmektedir. Bilimsel yöntemlerle yapılan araştırmalar, yıldız haritalarının öngörü yeteneğini test etmek için çeşitli deneyler yapmıştır. Ancak, bu deneylerde yıldız haritalarının gerçek yaşam olaylarını öngörmede, rastgele tahminlerden daha başarılı olmadığı gözlemlenmiştir. Yıldız haritalarındaki göksel konumlar, milyonlarca kilometre uzaklıkta bulunan gezegenlerin ve yıldızların konumlarına dayanır. Bu mesafe, insan yaşamını doğrudan etkileyecek kadar yakın değildir. Gökyüzündeki cisimlerin insan yaşamını etkilediğine dair herhangi bir bilimsel mekanizma veya kanıt bulunmamaktadır. Astroloji, gözlemlenebilir ve ölçülebilir bilimsel prensiplere dayanmaz. Yıldız haritalarının nasıl ve neden insan yaşamını etkilediğine dair herhangi bir bilimsel mekanizma veya kanıt bulunmamaktadır. Bu nedenle bilimsel bir disiplin olarak kabul edilmez. Burçlar ve takım yıldızları arasında bir bağlantı vardır, ancak bu bağlantılar astrolojik inançlarla bilimsel gerçekler arasında önemli farklar taşır. Takım yıldızları, gökyüzündeki belirli yıldızların gruplanmış olduğu alanlardır. Gökbilimciler, takım yıldızlarına dayanarak yıldızları kataloglarlar ve gözlemlerler. Astroloji ise, gökyüzündeki takım yıldızlarını, gezegenleri ve diğer gök cisimlerini kullanarak insanların kişilikleri ve yaşamları hakkında yorumlar yapar. Batı astrolojisinde 12 burç bulunur ve her burç, Güneş'in bir takım yıldız içinde olduğu bir zaman dilimine denk gelir. Ancak, burçlar ve takım yıldızları arasındaki bu ilişki, astronomik gerçeklikle tam olarak örtüşmez. Örneğin, Koç burcu, Güneş'in Mart ayında, gerçekte hangi takım yıldızda olduğuna bakılmaksızın, 21 Mart ile 19 Nisan arasında kabul edilir. Takım yıldızları, yıldızlar arasındaki fiziksel bağlantıları ifade eder ve genellikle yıldızların gökyüzündeki konumlarına göre tanımlanır. Ancak, insan yaşamını etkileyebilecekleri veya kişilik özelliklerini belirleyebilecekleri iddia edilen bir güçleri yoktur. Bu nedenlerden dolayı, astrolojinin bir gezegenin insan hayatını etkileyeceği iddiası bilimsel olarak desteklenmez. Bilimsel yöntemler ve kanıtlar, astrolojik iddiaların rastlantısal veya yanıltıcı olduğunu göstermektedir. Yepyeni bilimsel içerikler için abone olmayı unutmayınız.